Pınar Hanım, şimdi siz diyorsunuz ki helalleşelim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu büyük oranda söylemlerine yansıttı. Fakat seçmende bu bir karşılık bulmadı çünkü samimi gelmedi. Şimdi bunun üzerine bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 4 mesajı da 4 tweet'i de tekrardan ekrana getirirse arkadaşlarım, şöyle gençlere seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun kavga etmeyeceksiniz. İnançlısı, inançsız, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü. Kim olursanız olun ortak bir noktanız var diyor. Gelecek aylarda ne olursa olsun sakın kavga etmeyin, sakın provoke olmayın. Birileri böyle böyle yapsın. Sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Barıştınız diyor. Ben sizi barıştırdım, helalleştik, barıştınız. Benim görevim de bu barışı korumaktır diyor. Bu barışı korumak için Edirne'den Kars'a ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu barıştırdım ben sizi diyor. Gençlerin dolayısıyla da kavga etmeyin diyor. Şimdi bu söylemleri iddialı, barıştırıldığını düşünüyor, helalleşildiğini düşünüyor. Siz diyorsunuz ya samimi gelmiyor muhafazakar seçmen, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na mı bunları yazarken çok daha sert söylemleri de var. Ne yazık ki o söylemleri de bir hatırlayalım, o yüzden mi diye yani size sormak istiyorum. Yani ben şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu istemez meselesi var ya. Hı-hı. Yani yatırım yapılmasını istemem. Muhafazakar sağ biri Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer onların dediği şekliyle demokrat, özgürlükçü, hukukun üstünlüğünden yana işte toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ama muhafazakar dünyadan geliyorsa maalesef bu seçmen tabanının dönüşmemiş olması peki nedeniyle yani hani hatta bir yerde duydum. Millet İttifakı hani adayımızı yedirmeyiz vesaire diye bir şey söylüyorlar ya, bence adaylarını kendileri yiyecek. Peki şimdi hatırlayalım mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini? Yiyecekler. Çünkü sizin söylediğinizden mu yani bu yüzden mi diye de sormak istiyorum. Bir hatırlayalım yani, böyle yazılı evet ama realde daha farklı mı? O yüzden mi karşılık bulamıyor? Dağını burayı terk et kardeşim. Atın onu dışarı. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen bize neyi öğretiyor? Dürüst olmayı öğretiyor. Öğretmen neyi öğretiyor? Siyasetçinin de dürüst olmasını öğretiyor. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değil. Hiçbir öğretmen, hiçbir yalancıya sahip çıkamaz. Yalancıya sahip çıkan öğretmene de öğretmen denmez. Haklı mıyım? Haklıyım. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Sanatçı dik durur. Sanatçı aykırı insan. O zaman o kalemlere ne denir? Satılı kalem. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. IŞİD'den hiçbir farkı yoktur. Aynı yolda yürüyorlar. Aynı yolda yürüyorlar. Bunlardan hakim olmaz. Bunlar kendi çıkarları için yapmayacaklar hiçbir şey yoktur. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Allah'ın neyi anlatacaksınız Allah aşkına ya? Bırak sen edenler vatanseverlikten söz edemezler. O adı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacak. Dağıl burayı terk et kardeşim. Hadi onu dışarı. Şimdi bu yüzden mi işte yazılı olarak mesaj paylaşılabiliyor. Pınar Hanım'ın söylemek istediği evet. Hani fakat realde durum daha farklı. Sahada durum daha farklı. Dolayısıyla mı o samimiyetsiz görünüyor söylemler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş burada olmuyor? Hani biraz önce lütfen kısaca Pınar Hanım. Biraz önce Mansur Yavaş isminin devamlı öne çıkartılmasının nedeni aslında işte o diğer 5 partinin gönlünde yatan aslan Mansur Yavaş değil. Ama Mansur Yavaş üzerinden bir tanımlama yapıyorlar. Yani bizim gönlümüzde yatan aslan bu ve buna benzer şeklinde olduğu için Mansur Yavaş ismi bu kadar çok öne çıkıyor. Emir almıştım. Evet yani İlker Bey'den sonra lütfen, devam edebiliriz. Şimdi, şimdi bence şunun altını çizmemiz lazım. Eğer denklemi şöyle kurarsak ortada bir muhafazakar kesim var. Kim orayı kaparsa o üstten
kalacak. Denklemi doğru değil. Tekrar eder misiniz? Tam olarak anlayamadım. Şimdi ortada bir muhafazakar kitle var. Bu muhafazakar kitleyi kim kaparsa o üstte kalacak. Denklemi doğru değil. O seçimi kazanacak. Denklemi doğru değil. Bu seçim, önümüzdeki seçim laiklerle muhafazakarlar arasında bir seçim olmayacak. Önümüzdeki seçim Türkiye'nin tam bağımsızlığını, birliğini, güçlü Türkiye'yi savunanlarla mandayı savunanlar, mandacılığı savunanlar arasında olacak. Türkiye'ye bu kavratılırsa seçmen doğru karar verir. Ama önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kadrolarına... Çok önemli bir tespit yaptınız. Şimdi, evet, çünkü burada eğer şimdi mesela orada muhafazakar tabanı kapalım şöyle bir tuzak içeriyor AK Parti içinde. O zaman daha dindar, daha dinci mesajlar verelim. Dindarların hoşuna gidecek adımlar atalım. Laiklik kampını bir gülşen daha şey yapalım, olayı olsun. Böylece biz de daha çok üstte kalırız. Bu tip olaylar AK Parti'ye güç kaybettiriyor. Şimdi o yüzden daha çok dindar kesimin gönlünü okşayacak bir siyasi süreç AK Parti'nin önünde bir tuzak aslında. Mesela Sayın Davutoğlu Atatürk kalpağı taktı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Atatürk şeyi asmış. Onu servis ettiler. Bakınız altılı masa fotoğrafının hangisini servis ettiler en son? Atatürk'ün gözüktüğü fotoğrafı. Ne diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanına? Temel Karamoğluoğlu'na kızma. Bak genel merkezinde şey var. Atatürk'ün fotoğrafı var. Sayın Babacan Atatürk demeye başladı. Sayın Abdullah Gül Atatürk diye kendini meydana attı. Sayın Kılıçdaroğlu Atatürk'ün partisini yerle bir etti ama ben Atatürkçüyüm diyor. Mesela Faik Bey en son sözcü konuşmasında bir Atatürk ya istiklal ya ölüm demediği kaldı. Hangi çizgiye uyuyor bu? Yani siz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki iktidar değiştirme projelerine angaje olmuşsunuz açıkça Biden'ın planlarına. PKK'nın partisini müttefik yapmışsınız. FETÖ'cüleri ayaklıyoruz bünyenizden. Enver Altaylı ile Rasim Bölüceğin ne konuştuğunu anlamaya çalışıyoruz. 23 yıl ceza yemiş FETÖ'den istihbaratçının CHP'nin genel merkezinde ne aradığını anlamaya çalışıyoruz. En son Urla Belediyesi'nden işte en son. Yani sözüm ona Atatürkçülerin kalesi dedikleri yerde belediyenin başındaki FETÖ'cü yargı safta da aldı. Yani her yerinden böyle haberler çıkan bir partinin Atatürk'le ne alakası var? Ama niye o zaman bu maskeyi kullanıyor? Siz diyorsunuz çünkü ki Atatürk'cüyüm demekle Atatürkçü olunmaz. Tamam ama niye onun kullanıyorlar? Gibi düşünerek, işte Abdullah Gül, ülke ve inkılaplarını uygulayarak. Şimdi onlar bence şunu görüyorlar. Bugün şu anda Türkiye bir millileşme sürecinde. Yani FETÖ'yü, PKK'yı ezip Mavi Vatan'da, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'yi savunma sanayinde milli adımlar atarsan her alanda dolarla güreşme, bir millileşme sürecindesin ve bu bir iklim yaratıyor. Dolayısıyla burada bu çizgiyi perdeleyecek en önemli maske Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ve ekipleri için nedir? Atatürk'tür. Başka bir maske yok. Ya bu politikaları başka türlü maskeyle kotaramazsın sen. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü maskesi mi takıyor? Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bu Atatürk'ün politikalarını yerle bir eden bir siyaseti Atatürk maskesi takarak savunabilir. Dolayısıyla burada şimdi önümüzdeki süreçte açık söyleyeyim. Tabii Atatürk şu anda neden Türk milleti Atatürk'e saygı, büyük sevgi besliyor? Çünkü geleceğinde hala onun çözümlerini görüyor. Yani üreten Türkiye, Cumhuriyet döneminde yapılan atılımlar, kadın hakları, demokrasinin inşa edilmesi, Kurtuluş Savaşı, tam bağımsızlık falan. Yani burada şu çok önemli. Atatürk hala Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir özne olduğu için siz en Amerikancı politikaları, en HDP işbirlikçisi, PKK ile işbirlikçisi politikaları bile Atatürk'le savunmak zorunda kalıyorsunuz. Burada şu çok önemli. İşte o vatansever kesimi, CHP'nin ve İyi Parti'nin tabanındaki vatansever kesimi o politikaya teslim etmeyen taktikler doğru taktiklerdir. Onu kazanırsan üstte kalırsın. Bu çok önemli. Çünkü ekonomide yaşadığımız sarsıntılar sebebi ki o da bir bağımsızlık adamı. Yani şu anda tamam ekonomide zorluklar yaşıyoruz da herkes zorluklar yaşıyor, zorluklar yaşıyoruz diyor. Tamam da doları sırtını yere vurmanın bir şeyi olacak, bir süreci olacak. Şimdi dolarla mücadeleye girdik. Kendi para birimimizi savunma konusunda da meçhul. Abi de delikleri kapatıyoruz. Kur koruma, şuradan da gitmesin, buradan da gitmesin. Yani bu tarihi bir mücadele. 1947'de IMF ile bir yere kaplanmıştık. Bizi zincirlemişlerdi. O zinciri kırıyoruz. Dolayısıyla mücadele, burada oradan çıkış da bu mücadelenin herhalde başlıyor. Şimdi kendi Türk lirasıyla dolar arasında da bir mücadele var. Dolayısıyla her alanda bir milli mücadele içerisindeyken ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı bir iki kez ikinci Kurtuluş Savaşı diye doğru bir ifadeyle söylemişti. O zaman bu önümüzdeki süreç yeniden tam bağımsız güçlü Türkiye'yi inşa etmek isteyenlerle
Amerika'nın, Avrupa'nın güdümünde yeniden bir Türkiye, yani onun kuvvetlerini iktidara taşımak isteyenler arasında olacak. Peki. Denklemi böyle koyarsak üstte kalınır. Çünkü Vatan Partisi, dikkat edin, hep bu noktayı işaret ediyor. Tam bağımsız Türkiye konusunda bırakın %60'ı, %100'ü birleşir tam bağımsızda. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partisi'ne şunu soracağız. Siz tam bağımsız Türkiye'yi nerede savunuyorsunuz? Hangi siyasette savunuyorsunuz? Yani bir tane başlık gösterin. SİHA'ya karşı, S-400'e karşı, atılan bütün milli adımlara karşı, dolara karşı mücadeleye karşı. Dolayısıyla nerede tam bağımsızlık? İşte tam bağımsız Türkiye'yi savunanlar Türkiye'de ezici çoğunluktadır ve onu kazanan önümüzdeki dönemde. Yani CHP ve İYİ Parti tabanı, hatırlarsanız ben 1,5-2 sene önce CHP tabanındaki ulusalcılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığının kırıldığını anlatmaya çalışıyorduk. Sonra Mehmet Ali Çelebi biraz bunun figürü oldu son yakın zamanda. Yani Mehmet Ali Çelebi bir Silivri'de yatmış, FETÖ'den işte mağdur olmuş bir isim. Ne yaptı? Cumhur İttifakı daha tutarlıdır dedi. Hani biraz geç söyledi de 4-5 senedir biz anlatıyorduk bu süreci. O daha yeni söyledi ama sonuçta söyledi ve ne oldu? Bir tepkinin, bir kesimin kafa karışıklığını ortaya serdi. Çünkü şu anda CHP'nin ve İYİ Parti'nin ulusalcı, Atatürkçü tabanında milli konularda Cumhur İttifakı daha tutarlı, Vatan Partisi daha tutarlı diyen çok büyük bir kesim var. Ve emin olun Abdullah Gül'le Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olarak karşı karşıya kalsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da işte Vatan Partisi'nin adayına ya da Milli Kuvvetler'in adayına ya da Devlet Bahçeli'ye oyunu verebilecek ciddi bir kesim var. Biz, bir yazarımız, ben ismini vermeyeceğim, bir yazı yazdı 4,5 sene önce. Aydınlığın yazarıydı 4,5-5 sene önce. Çok popüler bir isim. Videoları çok izleniyor YouTube'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ben şeytanla bile işbirliği yaparım mealinde bir cümle vardı. Yazıyı yayınlamadım. Reddettik, yayınlamıyoruz bu yazıyı dedik. Çünkü yani makul konularda bile milli politikaları savunabilecek bir muhalefet zehirlenmesi. Yani her konuda bir karşı şeye girmiş durumda ve Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy vereceğim, şeytana bile oy veririm gibi bir yazıydı. Yazıyı yayınlamadık. Bizim insanımızın da bir bölümü o kadar tuhaf ki videolarını yüz binlerce kez izliyor bu kişinin. Söylediklerinin yarısı da yalan, onu da söyleyeyim. Yani gazetede çalıştığımız dönemden biliyorum nasıl yazılar yazdığını. Şimdi o zehirlenme bir bölümünde gidiyor şu anda, emin olun. Yani o kör Erdoğan düşmanlığı, kör AK Parti düşmanlığı, yani muhakeme yapmadan, duygusal tepkilerle hareket eden düşmanlık. Çünkü bize de çok kızılıyordu. Aydınlık Gazetesi'nin aldığı Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını savunan tutumdan dolayı bize de hücum ediyordu o zehirlenmeyi yaşayanlar. Yani kör düşmanlık diyebileceğim çizgiyi izleyenler. Burada işte hem AK Parti'ye, hem MHP'ye, hem de Vatan Partisi'ne bir fırsat var burada. Ne fırsat? O vatansever kesim büyük tereddüt yaşıyor şu anda. Ve o büyük tereddüt yaşayan vatansever kesimi kazanabilmek de muhafazakarlık pompalıyım, dindarlık meselesini okşayayım çizgisi üzerinden geçmiyor. O kesimi kazanabilmek tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin nasıl inşa edileceğini anlatmaktan geçiyor. Çok güzel geçiyor. Bir noktada bıraktınız. Son birkaç dakika sormak istiyorum. 2023 seçimleri, yani Cumhuriyet'in 100. yaşında tam bağımsız Türkiye'ye evet ya da hayır demekten mi geçeceksiniz sizce? Kısaca, yani bu farklı bir seçim olacak diyor Mustafa İlker Yücel. Seçim atmosferi tabii çok farklı bir zaman. 10 ay sonrasında görmek birazcık zor. Ama şu açıdan ben şöyle bir örnek vereyim size. Belki seçim o atmosferde geçmez ama bundan yaklaşık 2 evvel başka bir televizyon kanalında bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekiliyle konuşurken kendisi aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na, konseyine giden bizim parlamenterlerimizden biri, orada temsil eden hatırlamıyorum. Yani Batı Avrupa'yı da, Hollanda mı dedi, Fransa mı dedi. Yani Batı Avrupa'daki ülkelerin milletvekillerinden bir tanesi de bana yaklaştı, geldi. Konu, yani o mealde bir şey konuşuyorduk. Dedi ki, dedi, ya işte siz muhalefetsiniz, ana muhalefetsiniz. Biliyorsunuz değil mi, bu son şansınız. Bu sefer de Erdoğan'ı indiremezseniz biz de artık Erdoğan'a karşı yaklaşmaya başlamak zorunda kalacağız. Şu açıdan söylüyorum, bu seçimde insanlarımızın duyarlı olduğu konulardan biri olur veya olmaz bilemem. Ama artık açık açık söylüyorlar ki Sayın Erdoğan'ı indirerek Türkiye'nin kendilerine göre raydan çıkan Türkiye'nin, emir ve komutalarından çıkan Türkiye'nin tekrar o döneme, o emir komuta zincirine sokmaları için kendilerine için son şansı gören
Batı, Avrupa, Amerika. Ha, bizim milletimiz bunu seçim zamanı ne kadar anlar, ne kadar gündem olur, ne kadar umursar, onu zaman gösterecek. Zaman gösterecek, seçim gösterecek. Peki Onur Erim, çok teşekkür ediyorum. Güngör Yavuz Arslan, Mustafa İlker Yücel, Mınar Hacı Bektaşoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum. Memleket meselesinde bugün Zafer Bayramı programı dolayısıyla kısıtlı bir süreyle program yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı programı gerçekleşti. Canlı yayında hep birlikte izledik ve konuklarımıza da bu en azından ana başlıkları tartışmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Herkese iyi geceler diliyoruz.